vatanlarından çıkartıldılar. Daha sonra tehcir ve taciz politikalarıyla kendi vatanlarında parya muamelesi gördüler. Bu görmüş olduğunuz dram Arakanlı Müslümanların dramı. Yılı aşkın süreden beri İHA İnsani Yardım Vakfı'nda görev almaktayım. Çeşitli kriz bölgelerinde çalıştım. Suriye, Afrika, diğer bölgelerde. Ama en büyük sıkıntılı bölge bu bölge. Bugün burada yaşadım. İHA gönüllüsü olarak 3 gündür Rohingya Müslümanlarına yardım dağıtmak için İHA ekibiyle beraber buradayız. Gerçekten insanların belki tarihte, belki kitaplarda okumuş olduğu o sefaleti bizzat burada yaşayarak görmenin burukluğu ve hüznü içerisindeyim. Rohingya Müslümanları şu anda bir dilim ekmeğe muhtaçlar. Ve öyle bir şey ki insanlar zulümden kaçtılar, katliamdan kaçtılar, vatanlarını terk ettiler ve burada gene yokluk içinde. Her ne kadar basın yayından, bir takım anlatımlardan bunları eğer görmüş, duymuş olsanız da o masumiyeti, o mazlumiyeti hiçbir zaman, hiçbir yerde göremeyeceksiniz. Çocukların bir gelecekle alakalı bir beklentileri yok. Güneş burada doğuyor ve batıyor. Burada sahipsiz evlatlar var. Annesi, babası, dedesi, hiç kimsesi yok dünyada. Yapayalnız. Komşusu, komşusuna sığınıyor ama komşu sığındığı komşusunun da bir imkanı yok ona bir şeyler verebilmek için. Arakanlı Müslümanlara yönelik olarak 22 yıldır aralıksız bir şekilde faaliyetlerini sürdüren İHA İnsani Yardım Vakfı, son krizin patlak vermesiyle birlikte burada 3 aşamalı eylem planını devreye soktu. Bunlardan bir tanesi acil yardım paketleriyle birlikte insanların hayata tutunabilmelerini sağlamak. İkincisi, rehabilitasyon merkezleriyle birlikte çocukların psikolojilerini düzeltmek ve son aşamada da kalkındırma projeleri gerçekleştirerek insanların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamaktı. İşte görmüş olduğunuz bu ortamda yetim kardeşlerimiz, Arakanlı kardeşlerimiz rehabilite ediliyorlar ve geleceğe hazırlanıyorlar.